Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Cem TV'de Diyabet ve Yaşam programındayız. Bugün gene çok değerli konuklar ve çok değerli konular var, konu başlıklarımız var. İlk konuğum sevgili uzman diyetisyen Elif Şahiner. Hoş geldiniz Elif Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş bulduk. İyiyim, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, sizleri gördüm, daha iyi oldum. Çünkü bu diyabet ve beslenme konusunda ne kadar bilgi alırsak o kadar iyi veya aldığımız ve unuttuğumuz bilgileri ne kadar tekrarlarsak o kadar iyi diye düşünüyoruz. İlk sorum şu olacak. Şimdi Ramazan, tamam, neredeyse sonuna geliyoruz. Ancak Ramazan'da diyabet ve oruç konusu bir konu başlığı. Apayrı, evet, bir konu başlığı. Kısacık alabilir miyim, nelere dikkat etmek lazım? Birçok diyabetli bireyden aslında bu dönemde oruç tutmak istediklerine dair geri dönütler alıyorum. Ancak gün içinde hipoglisemi endişesi bizi tedirgin ediyor. Bireyler, evet, eğer terleme, titreme, ellerde ayaklarda karıncalama, kan şekeri düşüklükleri yaşıyorlarsa oruç tutmaları konusunda doktorların danışmaları, hatta tutmamaları daha iyi olacaktır. İlaç tedavileri var, medikal tedavileri var, insülin kullanıyorlar. Tüm bunları Ramazan sırasında yürütebilmek çok doğru değil açıkçası. Ancak doktor izin verdiğinde ve herhangi bir problem yaşamayan diyabetli bireylerde sahuru daha geniş, sağlıklı bir kahvaltı gibi planlamakta fayda var. Biz sahurda da, iftarda da tüm öğünlerimizde mutlaka bir mevsim yeşilliği, mevsim sebzeleri olsun isteriz. Ve öğünlere mutlaka bu yeşillik salata grubuyla başlamak gerekir. Bunlar midenin alt tabakasına kilim gibi serilerek aslında buradaki diğer besinlerin bu filtreden geçmesini sağlar. Mide duvarına basınç yaparak tokluk hissi verebilir. Leptin denen doygunluk hormonunu salgılatabilir. Ah o hormona. Bağırsaklarımıza sünger gibidir. Sünger nasıl suyu emiyorsa şekeri ve yağı emecektir. Kan şekerinin hızlı yükselmesini engelleyecektir. Kolesterolün yükselmesini engelleyecektir. Aslında kan şekerinin kontrollü yükselmesini sağlayarak bizi glisemik değişkenliğe kadar, iftara kadar daha kontrollü gitmesini sağlayacaktır. Şimdi anladığım kadarıyla önce oruç tutmadan bir kere doktorumuza soruyoruz. Evet, kesinlikle danışmalıyız. Örnek veriyorum, ben tip 1 diyabetli olarak oruç tutamıyorum. Evet. Çünkü doktorum diyor ki sen zaten oruçlu gibi yaşıyorsun. Hani kısım kısım yiyerek ve yediklerimize de dikkat ederekten. Ancak tutmak isteyenlere de ben hep şöyle diyorum Elif Hanım. Aman bedeninize zarar vermeyin. Çünkü oruç tuttuğunuz zaman beden sağlığınız için ve dinsel açıdan tutuyorsunuz. Beden de emanettir. Aman o emanete ihanet etmeyiniz diyorum. Doğru diyorum diye çok düşünüyorum, değil mi? Çok doğru söylüyorsunuz. Ve hakikaten o şeker düşmelerinde de zaten hani aman bekleyeyim oruç saatin deme şansımız yok. Allah korusun, çok büyük felaketlere yol açabilir. Kesinlikle öyle. Hipoglisemi çok tehlikelidir. Hiperglisemi daha kronik dönemde, uzun dönemde kan şekeri yüksekliğinin komplikasyonlarıyla karşılaşırken hipoglisemi hayati rol oynayabilmekte hemen müdahale edilmesi gerekiyor. Ertelenecek ya da işte göz ardı edilebilecek bir durum değildir. Esasında biz ne düşünürdük? Hep şeker yüksekliği daha vahim diye düşünürüz. Tabii ki vahim ama. Kesinlikle ama öyle. Hipoglisemi dediğimiz şeker düşmesi de esasında çok acı verici sonuçlara ve uzun vadede komplikasyonlara yol açabiliyor. Evet, kesinlikle öyle. Peki, tamam. Bu oruçlu için, oruç tutacak insanlar için söyleyebileceğimiz çok güzel şey, doktorunuza danışın. Kesinlikle. Bir de benim doktorlardan bildiğim, özellikle tip 2 diyabetli olup da oruç tutan ama sonunda maalesef felç vakalarıyla karşılaşılan çok fazla diyabetli kişi var, birey var. Onun için çok dikkat etmek lazım kesinlikle diye düşünüyorum. Öyle. Şimdi, diyelim ki benim doğum günüm ve ben diyabetliyim. Ben de yemek istiyorum oradakilerden. Tamam, bir karbonhidrat sayıyoruz, ediyoruz falan ama hani biraz da o karbonhidrat sayımını da acaba suistimal ederek mi yiyeceğim, ne yapacağım? Ben de pastamdan yemek istiyorum. Biraz daha yedikleri zaman biraz daha yemek istiyorum. Ne yapacağım ben Elif Hanım? Açıkçası her zaman kontrollü olmak gerekiyor. Biz besinlerimizi sadece kalori ya da karbonhidrat olarak düşünmemeliyiz. Öğünlerin diğer protein ve yağ içeriği de bizim için önemli. Ne yediğimiz, ne zaman yediğimiz, ne kadar yediğimiz, ne sıklıkla tükettiğimiz bunların hepsi önemli rol oynuyor. Evet, karbonhidrat sayımı hayatımızı kolaylaştıran, diyabeti kontrol etmemizi sağlayan bir faktör olarak yer alıyor şu anda. Ancak biz bunu sınırsız bir özgürlük olarak düşünmemeliyiz. Sürekli lazım, tüketmeliyim ve işte hani insülin yapmalıyım, kan şekerim normale dönecek. O zaman bir sorun yok gibi düşünüyoruz. Ancak insülin anabolizan bir hormondur. Bu ne demek? Vücuttaki yapım olaylarını arttırır. Yağ deposunu arttırır. Yağ kütlesinin artmasıyla birlikte kilo artışımız görülecektir. Kilo artışı diyabeti kontrol etmemizi daha da zorlaştıracaktır. Kan şekerleri daha kontrolsüz gidecektir.
Tabii ki diyet başlanan ve bırakılan bir program değil. Söz konusu diyabetliysek eğer hayatımız boyunca bizle birlikte olmalı. Yani ancak sağlıklı besleneceğiz. Sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirmekte fayda var. Önemli olan yaşam tarzı değişikliğini sağlayarak kalıcı bir şekilde beslenme programımızı düzenleyebilmek. Tabii ki özel günlerde tadımıza bakalım ama porsiyon kontrolünü sağlamakta fayda var. Bu aynı zamanda bu kadınların yaptığı 5 çayları günler içinde geçerli bir söz öyle. olsa gerek. Çünkü benim bildiğim kadarıyla ve anladığım kadarıyla 2 şey için o günlere gidiliyor. Bir kim ne yemek yapmış, bir kim ne giymiş diyerekten. Bizi yemek yapma kısmı ilgilendiriyor veya ne yediğimiz kısmı. Ben öyle bir güne katılabilme şansına sahip olamadım. Hep çalışma programı içinde olduğum için ama öyle bir güne gitmeyi de isterim orada değişik yemekler yemek için. Sanırım biraz mentalite de ona doğru gidiyor. Onun için bu konuda da dikkat etmekte fayda var. Kesinlikle fayda var. Karbonhidrat bizim beslenmemize çok fazla açıkçası. Şimdi mantılar, börekler, hamur işleri evet. Ama kan şekeri kontrolümüzü sağlayan da aslında karbonhidrat. Daha sağlıklı karbonhidrat alternatifleri tercih etmeliyiz. Mesela pirinç pilavı yerine bulgur veya kısır veya mercimek köftesi. Kan şekerini daha yavaş yükselten karbonhidratları bu tür aktivitelerde tercih etmekte fayda var. Yine mutlaka salatanın olması, önce salatayla başlamamız. O karbonhidratın emilimini yavaşlatacağı için açıkçası sonrasında kan şekeri daha kontrollü gidecektir. Yani esasında eğer bir 5 çayı veya işte gün diye bir hikayede ben yemek yapıyorsam, yemek yapan kişi bensem, sunan kişi bensem, o zaman yaptıklarıma da dikkat edersem hem kendime hem başkalarına da faydalı olmuş olabilirim. Değil mi? Salata çeşitleri. Salata demişken bu salata sosları da o kadar masum olmayabiliyor değil mi? Kesinlikle olmayabiliyor. Yağ içeriği çok fazla olabiliyor. Veya işte karbonhidrat içeriği olabiliyor. Biz sadece bir salata yiyip kalktık diye düşünüyoruz bazen ama oturup bir öğün yesek o kadar kalori almamış oluyoruz. Mayonezli falan olursa özellikle çok, değil mi? Çok fazla yağ içeriği artabiliyor. Ve yağın fazla olduğu öğünlerde karbonhidratın emilimini yavaşlatacağı için kan şekerinin daha geç yükseldiğini görebiliriz. Aslında bir karbonhidrat almadım. Neden kan şekerim yüksek diye düşünüyoruz ama çok fazla yağ veya protein tükettiğimizde de yükselebildiğini şahit oluyoruz. Çok güzel bir konuya değindiniz. Fazla protein de kanda şeker yüksekliğine sebep oluyor. Kesinlikle öyle. Evet, bu konuya biraz değinebilir miyiz? Ben proteini böyle çok uzun süre konuşalım istiyorum. Niye? Çünkü hani protein yiyorum canım, içinde şeker de yok, işte yemem de lazım, bana enerji de veriyor diye düşünüp böbreklere bile zarar verebileceğimizi biliyorum. Evet. Protein makro bir besin ögesi. Et, süt, yumurta birçok besinde var açıkçası ve kesinlikle beslenmemizde olsun istiyoruz. Eğer yeterli protein alamazsam kas kaybolur, yorgunluk, halsizlik, uyku hali, hastalıklara yatkınlığım artar ve iyileşme sürecim uzar. Bu nedenle kesinlikle beslenmemde protein olmalı. Ancak bazı süt, yoğurt gibi protein kaynaklarında bir miktar karbonhidrat da var. Biz bunları sadece bedavamız gibi düşünüyoruz. Karbonhidrat almadım. Nasılsa yükselmeyecek diyoruz. Ben yemiyorum karbonhidrat evet, diyoruz. Evet, kesinlikle böyle. Ancak onlarla birlikte bir karbonhidrat almış oluyoruz. Yani kan şekeri yine yükselebilir. Diğer yandan açıkçası karbonhidratı da yine fazla tükettiğimde ben etimi, tavuğumu, balığımı da yine çok fazla tükettiğimde bunlar da vücudumda glikoza yani şekere dönüşebilmekte ve yine kan şekerini yükseltebilmekte. Aslında prensibimiz her şey zehirdir, önemli olan dozdur olarak ilerlemeli. Ay masum değil hiç, yani bu yemekler, hiçbir şey yiyecekler. Masum değil. Hay hay Allah, hay kesinlikle Allah. Kesinlikle beslenmemiz ama ne demiş de olmalı. Hipokrat? Yiyeceklerimiz ilacımız, ilacımız yiyeceklerimizdir demiş. Çok doğru bir şey söylemiş bence. Hakikaten yediklerimiz, esasında evet. Yediklerimiz o damakta, ağızda, dilde ne kadar az bir süre geçiş yapıyorlar değil mi? Sonra öyle. Vücudumuza neler yapıyorlar, neler yapıyorlar. Neyse bu konu çok derin bir konu. Ben şimdi bambaşka bir şey soracağım. Tamam. Böyle tek gıda rejimleri var. Hani sağlıklı beslenme diyemeyeceğim için rejim kelimesini kullandım. Bazen biz kiloluysak şayet diyabetli olarak aman ben de böyle yapayım da kilo vereyim deme şanssızlığına sahip oluyoruz. Bu konuya bir değinir misiniz? Açıkçası kalori kısıtlaması yaptıktan sonra ben neyi kaldırırsam kaldırayım kilo kaybı olacaktır. Ancak şu anda diyabetli olduğumuz için bizim tıbbi bir beslenme tedavisi uygulamamız gerekiyor. Öğün öncesi kan şekerim, öğün sonrası kan şekerim, gün içindeki glisemik dalgalanma. Bunların hepsi önemli faktörler. Yani ben sadece işte proteinle besleneyim ya da sadece yağla besleneyim gibi bir seçeneğimiz yok. Yeterli karbonhidrat almalıyım. Günlük bir enerji ihtiyacım var ve bu enerji ihtiyacımın yaklaşık %45'i karbonhidrattan gelmeli. Ben tek tip beslenemem.
Bir yandan almam gereken vitamin, mineral, besin öğeleri var. Tek tip beslenmede ihtiyacım olan tüm besin örüntüsünü sağlayamam. Buna bağlı olarak besin ögesi yetersizlikleri, vitamin, mineral yetersizlikleri görülebilir. Uzun süre hayvansal kaynakları tüketmeyen birinde B12 ya da demir eksikliğine rastlayabiliriz mesela. Ya da çok fazla protein tüketen birinde. Proteinin metabolize olma sürecinde böbreklere binen yükten dolayı böbrek hasarı, karaciğer hasarı görebiliriz. Bunların hepsi önemli faktörler aslında. Hep denge diyoruz bu programa başladığımdan beri. Gene denge diyeceğim sizinle de sohbet ederken. Peki kilolu bir diyabetliysem ne yapmam lazım? Öncelikle kilo kaybını hedeflememiz bizim temel amacımız olmalı. Çünkü karın çevresi kadınlarda 88, erkeklerde 98 santim geçti. Bir metabolik sendrom için davetiye çıkarmış oluyor. Ne demek? Yağ dokusunun artmasıyla birlikte vücudumda bir inflamasyon yani bir uyarı gelişiyor. Ve kan şekerleri daha kontrolsüz gidiyor. Kolesteroller yükselebiliyor. Tansiyon çıkabiliyor. Tüm bu hastalıkların bir arada görülmesine metabolik sendrom diyoruz. Kilo kaybı ile birlikte açıkçası birçok metabolik değişkeni kontrol edebildiğimiz için daha sağlıklı bir yaşam onları bekliyor olacak. Temel hedefi kilo vermek olmalı. Ancak kilo verirken de tüm besin öğelerinden almalı. Hızlı diyetler, hızlı kilo kayıpları olmamalı. Diyet başlanan ve bırakılan bir program olmamalı da aslında. Elimizden geldiğince bunu yaşam tarzımıza adapte edebilmeli. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazanabilmek önemli. Salata diyoruz mesela. Her öğüne salatayı eklemesi ve öğüne salatayla başlama alışkanlığı kazanması bile birçok şeyi değiştirecektir hayatında. Yavaş yavaş değil mi? Adım adım gitmek Evet. lazım belki de. Peki beslenme saatleri dediğimiz zaman tamam her diyabetliye ayrı bir program çıkarılıyor. Bireysel, kişisel. Ancak akşam yemeğinden sonra ne yapmalıyız? En çok oturduğumuz ve elimizin böyle ağzımıza götürmek istediğimiz saat esasında. Çok açıkçası akşam yemeğinden sonra çok fazla atıştırmalık yapıyoruz. Evet. Ben hani mutlaka bir ara öğün veriyorum. Gece hipoglisemisi olmasın. Gece bireyler uykudayken hipoglisemiye yakalanabiliyorlar. Terleme, titreme, kabus görme ya da uykunun çok bölünmesi gibi durumlar olabiliyor. Ya da işte sabahki açlık kan şekerimi kontrol edebilmek adına gece yediğim son öğün bizim için önemli. Mutlaka bir kompleks karbonhidrat almakta fayda Kompleks var. karbonhidrat nedir? Kompleks karbonhidrat nedir? Kan şekerini daha yavaş yükselten, güvenli dediğimiz karbonhidratları bu sınıfa alabiliriz. Mesela leblebi kompleks bir karbonhidrattır. Kuru baklagil grubu olduğu için kan şekerini daha yavaş yükseltecektir. Ya da işte grisiniler, böyle daha tam buğday unundan yapılmış besinler. Kan şekerini daha yavaş yükselten karbonhidratları kompleks karbonhidrat olarak değerlendirebiliriz. Bunlar hem gece boyunca kan şekerini koruyacaktır hem de sabah kalktığımızdaki açlık kan şekerimizin daha normal Ya çıkmasını o çok önemli sağlayacaktır. zaten sabah kalktığımızdaki bazen ay gece ne güzel yattık diyoruz sabah bir kalkıyoruz aha felaket bir tablo demek ki orada bir soru işaretimiz Evet. var. Evet 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 peki kuru yemiş bunu her gelene soruyorum diyet üzerine yani kuru yemiş çünkü ben kendimden örnek vereyim. Hani siz 5 tane 3 tane 4 tane diyorsunuz ya, Evet. ben o rakama uyma konusunda o kadar zorlanıyorum ki o yüzden de almamayı tercih ediyorum. Çünkü dayanamıyorum. Yani kabak çekirdeği mesela. Hani bir avuç ye diyorsunuz. Tamam o bir avuçta ben kalamıyorum bazen. Ne oluyor o zaman? Şimdi birçok kişi kuru yemişte porsiyon kontrolü sağlayamıyor. Başlıyorlar ve tüketmeye devam ediyoruz. Ancak kuru yemişler bitkisel yağlardan zengindir. Özellikle omega 3 içeriği yüksektir. Vücutta kansere, yaşlanmaya karşı, birçok faktöre karşı koruyucudur. Beslenmemiz için de kesinlikle olsun isteriz. Ancak porsiyon kontrolünü sağlaması çok zor bir grup gerçekten. Evet, evet ya. Evet, bir de şey veriyorsunuz yani işte şu kadar şundan ya da bu kadar da bundan ya yanında falan gibi böyle bir... Bunlarda karbonhidrat da olmadığı için kan şekerini yükseltmeyecektir aslında eğer porsiyon kontrolünü sağlarsan. Yani kan şekerim normalde ve sadece bir avuç fındık yemişsen mesela kan şekerim yükselmeyecektir. Çok stresli olduğumuzda bir şeyler atıştırmak istediğimizde eğer hani kan şekerimi de yükseltmek istemiyorsam kuru yemişleri tercih etmem daha kurtarıcı olacaktır. Çok özel bir şey. Bu Tabii. Antep fıstığıyla aramız nasıl olmalı acaba? Hepsi çok güzel ama hepsinin porsiyon kontrolünü sağlamak çok zor. Kabak çekirdeği mesela magnezyumdan çok zengin. Kas kramplarını önler. Evet, çok önemli. Evet. Kesinlikle öyle. Birçok minerali içeriyorlar. Antep fıstığı da dikkatli yenmeli herhalde. Antep fıstığı hepsi dikkatli yenmeli. Özellikle çiğ olanları tüketmekte fayda var. Kavrulmuş olan kuru yemişlerle birlikte açıkçası hem antioksidan kapasite artıyor. Ya da bazı yerlerde unla birlikte kavurabiliyorlar. Bu da Yağ da kan giriyor işin şekerini içine, tuz da giriyor. yükseltiyor. Tabii. Ay.
Ne kadar yemek yapar pozisyonuna geçtim. Hayır, öyle bir şey yok lütfen. Yani çok nadir oluyor bütün bunlar. Peki şimdi egzersiz yapacağım. Hani bize diyorlar ki bu diyabetin tıbbi tedavisinde işte iğne, ilaç, insülin her neyse, beslenme ve egzersiz. Evet. Bu egzersiz öncesi ve sonrası içinde belki biliyoruzdur, belki unutmuşuzdur sevgili izleyicilerimiz için soruyorum. Ne yapmamız lazım? Egzersiz kesinlikle olsun istiyoruz. Kapıyı açan anahtarlardan biri insülinse eğer, yani kan şekerimi düşüren hormon evet insülindir. Yedek anahtarım da egzersizdir. Egzersiz kan şekerini düşmeye yardımcı olacaktır. Ancak egzersize başlamadan önce kan şekerimin kaç olduğu önemli. Tabii. Yüzün altındaysa eğer hipoglisemi ile karşılaşmamam, yani bir kan şeker düşüklüğü yaşamamam için kan şekerim yüzün üstünde olmasını isterim. Aynı şekilde kan şekerim eğer 250'nin üzerindeyse egzersiz sırasında keton oluşabilir. Bu da yine bir risktir. Kişilerin bu düzeydeki bir şekerde egzersize başlamaması istenir. Bazı egzersizler kan şekerini düşürürken bazıları çok adrenalin salgılatan hormon mesela işte insülinle antagonisttir. Bu nedenle kan şekerini kısa süreli düşmesine ve sonrasında yükselmesine neden olacaktır. Şimdi bu cümleyi bir açıklama rica ediyorum. Şimdi insülin kullanıyorum. Evet. Ve kan şekerimi yükseltebilmek şansızlığına sahip olabileceğim bir durum var bu sporla. Hı hı. Bunu bir daha bir açalım mı? Nasıl şimdi olacak şöyle, o çok iş? Çok rekabete dayalı sporlarda diyelim ki. Diyelim ki boks yapıyorum. Boks yapıyorum. O sırada salgılanan adrenalin insülinin işini yapmasını engelleyecektir. Bu nedenle kısa süreli kan şekeri yüksek olabilir bu bireylerde. Anladım. Ancak sonrasında yine düşecektir. Böyle olduğunda kan şekerim başlangıçtaki kan şekerim kaç olduğu daha da önem kazanıyor açıkçası. Hani biz hep sporu kan şekerini düşüren bir aktivite olarak biliyoruz. Ancak bazı egzersizlerde kısa süreli yükselme görülebiliyor. Ancak sonrasında mutlaka düşecektir, endişelenmesinler. Özellikle spor yaptığımızda günün ilerleyen saatlerinde hipoglisemi görürüz. Yani çabuk düşmeler değil de uzun dönemlerde olur. Hı hı. Bunu en çok mesela beden eğitimi dersine katıldığı dönemde çocuklarda görüyoruz. Gece kan şekeri düşmeleri oluyor. Bu gibi durumlarda kompleks karbonhidratları tercih etmekte fayda var. Mesela işte o günkü akşam yemeği kuru baklagil yemeği olabilir veya ara öğünde leblebi tercih edilebilir. Sonraki düşmeye karşı bizi korusun diye. Kuru baklagil dedik. Burası da ama ben sadece baklagil yiyorum. Çok da masum bir cümle değil, değil mi? Değil. Bitkisel protein kesinlikle diyette olsun istiyoruz. Diyetimiz farklı besin örüntüleriyle zenginleşsin istiyoruz. Ancak biz bunları aynı zamanda ekmek grubundan da sayıyoruz. Bir porsiyon, yani 4 yemek kaşığı kadar kuru baklagil yemeği tükettiğimde bir dilim ekmek yemiş oluyorum aslında. 4 yemek kaşığı kuru baklagil bir dilim ekmek demek. Evet. Bu tabii diyabetli ve diyabetli olmayan her birey için geçerli olan bir şey. Ama biz diyabetlilerde çok daha alarm veriyor. Kesinlikle öyle. Ekmek hakkından düşerek diyabetli bireyi tüketmeli. Tamam, peki. Çorba gibi. Çorba gibi, evet. Çorba gibi. Peki, şimdi diyabetli bireyin bütün bunları öğrenmesi için müthiş bir eğitim alması gerekiyor. Beslenme için de ayrı bir eğitim alması gerekiyor. Onun için de algıladığım kadarıyla ve bildiğim kadarıyla diyabeti çıkan şahıs size gelecek. Sizin gibi diyetisyenlere gidecek. Diyabeti bilen, bunu da özellikle vurguluyorum diyabeti bilen diye. Her diyetisyen biliyor ama diyabetik beslenme bambaşka bir konu. Çünkü insüline göre, ilaca göre hareket ediliyor. Dolayısıyla da bütün bunlara dikkat ederekten de bir beslenme programı kişisel olarak çıkartacak. Değil evet. Mi? Mutlaka size gelip o eğitimi alacak bir kere. Kesinlikle öyle. Çünkü her bireyin yaşı, cinsiyeti, fiziksel aktivitesi, diğer ek hastalıkları birçok faktöre göre besin ihtiyacı değişiyor. Ve bu besinlerin örüntüsü, ne kadarı karbonhidrattan, ne kadarı proteinden, ne kadarı yağdan geliyor, bunların hepsi önemli açıkçası. Kişinin yaşam tarzına ve medikal tedavisine göre beslenmenin düzenlenmesi gerekiyor. O yüzden diyabet çalışan diyetisyenlerden eğitim almaları, onlarla birlikte danışmanlık yapmaları çok daha önemli bir hal alıyor açıkçası. Sonunda bize bir diploma veriyor musunuz? Bu kadar bilgiyi öğretiyorsunuz, herkes öğretiyor. Siz öğretiyorsunuz, doktor öğretiyor, hemşire öğretiyor, işte biraz sonra karşılaşacağımız pedagog arkadaşlarımız öğretiyor, devamlı psikologlar öğretiyor, devamlı bir şey öğreniyoruz. Biz artık biz de bir yaşam, ömür boyu yaşam diploması almamız lazım gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Çok diyabet aslında çok sağlıklı bir beslenme evet, modeli. Evet, tüm evet. aslında toplumun bu şekilde bir diyabetli bireymiş gibi beslenmesini isteriz. Aslında bir taraftan şans olarak da değerlendirilebilir. Ben öyle değerlendiriyorum. Ben öyle değerlendiriyorum ama her seferinde yani sizlerle konuşurken bir şey öğreniyorum. Veya aklımdan uçup gittiğini zannettiğim bir şey tekrar aklıma geliyor. Bu çok önemli bir konu.
Çok merak ettiğim bir şey soracağım. Tabii. Bana sorulduğu zaman tereddütle cevap verdiğim bir şey. Zeytini hangi kategoriye koymalıyız? Zeytin yağdır. O yüzden kan şekerini yükseltmeyecektir. Ancak yağlarda da dediğim gibi porsiyon kontrolünü sağlayamazsak vücutta yine karbonhidrata dönüşebiliyor ve kan şekerini yükseltiyor. Evet, 5 tane zeytin bir yağ değişimi yerine geçer. 5 tanesi. 5 zeytin, 5 orta boy zeytin bir yağ değişimi yerine geçer. Bireyin günlük enerji ihtiyacı ve bunun ne kadar yağdan gelmesi gerektiği, diğer tükettiği yağ alternatifleri, yemeklerde kullandıkları gibi çıkarılarak veya peynir aslında içinde olan veya gibi. Peynir, süt, bunlar içerisinde de yağ var veya et tükettiğimde bir yağ almış oluyorum. Bunlar hesaplanarak açıkçası kullanması gereken zeytin miktarı belirlenebilir. Çok sağlıklı ama güçten zengin. Ancak dediğim gibi porsiyon kontrolünde fayda var. Zeytin de o kadar masum, masum yiyecekler değil. içinse masum değil hiçbir yiyecek dedik ya, hiçbir şey Evet. dedik ya. Esasında yeşil salata bile fazla tüketildiğinde değil mi, bir böyle bünyemizde bir gaz oluşturuyor. Bir rahatsızlık veriyor asidik olduğu için. Orada protein var mı yeşillikler içinde? Yok, yeşilliklerin, yeşil yaprak sebzelerimiz arasında protein yok. Ancak bunlar vitaminden, mineralden zengin oldukları için mutlaka diyetlerde olsun isteriz. Posadan zengin olduğu için bağırsaklarımız için çok önemlidir. Mikrobiyotamız artık ikinci beynimiz olarak değerlendiriliyor. Bağırsakta yaşayan yararlı bakteriler için buradaki salatadaki lif güzel bir besin, enerji kaynağıdır. Bu nedenle diyetimizde olsun isteriz. Bir yandan az önce demiştim sünger gibi şekerin, yağın emilimini engelliyor. Kolesterol çok yükselmiyor, kan şekeri çok yükselmiyor. O yüzden mutlaka besinlerde, yani öğünlerimizde salata olması gerekiyor. Bu Hipokratımsı esasında değil mi, yiyecekler ve ilaç hikayesinde Evet, yeşillikler çok kesinlikle önemli. öyle. Peki yeşillik ve tiroiti olan diyabetliler? Çünkü Evet. tiroit konusunda diyorlar ki aman o yeşili yeme, onu tüketme, bunu şey... Açıkçası kullandığı ilaçlara göre değişir. Öyle Hani mi? tek Peki. bir beslenme tedavisi ya da hani bir şeyi herkese önermemiz çok doğru olmuyor. Biri için çok faydalı ve olumluyken diğer kişiyi çok olumsuz etkileyebiliyor. Tiroid hastalarının kullandığı ilaçlara göre, tiroid cinsine göre değişir. Aynı durum mesela kalp hastaları için de var. Çok bilindik bir kan sulandırıcı ilaç var mesela. Bunu kullandıklarında bazı yeşil yapraklı sebzelerin tüketimini sınırlamak gerekiyor. Yine bu kişinin kan değerlerine göre değişiyor. İNR'ye bakılıyor. Acaba bir kanaması var mı? İğne Olabilecek ve gibi. kanama ile ilgili bir şey midir? Evet, o ilacı kullandıklarında sürekli takip edilen bir değerdir, parametredir bu. O değere bakarak aslında yeşillikleri ekliyoruz. Yani bazı gruplar için çok iyiyken bazılarında porsiyon kontrolü yapmamız O gerekebiliyor. zaman ben geldiğim zaman Elif Hanım'a diyorum ki benim şu 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 rahatsızlıklarım var diyabetin yanı sıra. İşte Evet. ne bileyim, bağırsağımda gaz çok fazla oluyor veya hazımsızlık sorunum var gibi gibi gibi. Tiroidim var, çöl yağım var gibi gibi gibi. Bütün bunları anlatıyorum ki Evet. oradan bana bir program çıksın. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle öyle. Çünkü herkes için uygulayacağımız standart bir liste yok. Kişiye göre çok değişen bir faktör. Geçen gün esasında trajikomik bir şey okudum. Bunu paylaşmak istiyorum. Çünkü meyvenin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama geçen gün okuduğum bir tarifte şu yazıyor: şekersiz meyve. Bunu da bir açalım mı? Ne demek o şekersiz meyve? Meyve çok doğal, o yüzden şeker yokmuş gibi düşünüyoruz. Ancak meyvedeki şeker de fruktozdur. O da kan şekerini yükseltecektir. Özellikle diyabetli bireylere çok masummuş gibi geliyor. Tatlı Ya yemedim, şeker yemedim, sadece meyve meyve yedim. tükettim. Ancak o meyve de onun kan şekerini çok yükseltecektir. Çok beslenmemiz de olsun istemeyiz. Zaten salata grubunu tüketiyoruz, vitaminimizi, mineralimizi biz oradan alabiliyoruz. Meyveyi tüketimini arttırdıkça kan şekerleri daha kontrolsüz gidiyor. Bu durumu şeyde de rastlıyorum ben. Tariflerde şekersiz diyor. İşte şekersiz Ancak meyve değil. Ben de şaşırdım. Allah Allah, nerede var bu diyerekten. şekersiz diyorlar. Ancak çok fazla meyve üstü ekleyebiliyorlar. Özellikle kuru meyveleri ekliyorlar. Kuru meyvelerdeki suyun gitmesiyle birlikte aslında şeker konsantrasyonu daha da artıyor ve kan şekeri daha olumsuz gidiyor. Yani hurmalı bilmem ne yemeyin, Evet. dikkat edin diyorsunuz. Çünkü Evet. bütün bu hurma, kuru kayısı Kesinlikle gibi gibi öyle. gibi şeyler, kurutulmuş meyvelerin hepsi bizim şekerimizde rol oynuyor. Yükseltiyor. Elif Hanım, Kesinlikle bitti öyle. bizim yayın saatimiz, sizinle olan kısmımız. Ne güzel aktı gitti, ne güzel konuştuk, ne güzel sohbet ettik. Eğer müsaade ederseniz ben sizi gene davet edeceğim. Çünkü bu diyabet ve beslenme çok iç içe geçmiş iki konu. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza, gönlünüze, yüreğinize sağlık efendim. Efendim, bir yere ayrılmayın.
Az sonra pedagog Ayşegül Ark Hanımefendi ile beraber olacağız. Sevgili Ayşegül Ark, hoş geldiniz. Bir pedagog her eve lazım. Teşekkür ederim. Harikasınız. Çoluk çocuk olduğu müddetçe evimizde veya komşumuzun çocuğu fark etmiyor. Her eve lazım. İyi ki geldiniz. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii bu kronik hastalıklar ve özellikle diyabet ve bu diyabetli çocuğa, diyabet teşhisi konmuş çocuğa, senin diyabetin var demek veya aileyi bu konuda ikna etmek, hatta büyük anne ve büyük babayı ikna etmek çok kolay işler değil, değil mi? Ne yapmamız lazım? Kesinlikle. Öncelikle zaten diyabet teşhisi alındıktan sonra iki bacakta gitmek faydalı. Bir, aileye eğitim vermek, aileyi bu konu hakkında bilgilendirmek, bir de çocuğu bu konuda eğitmek. Hatta belki üçüncü bacak okulu bilgilendirmek çok ve önemli. Okulda yapılacakları paylaşmak. Şimdi aileler genelde bu teşhisi aldıkları ilk anda bir şokla karşılaşıyorlar. İlk tepkileri şok oluyor. Neden ben, niye ben, niçin böyle bir şey başımıza geldi diye düşünülüyor. Bu kısa süren şokun ardından bir inkar gelişiyor psikolojik olarak. Efendim bu teşhis yanlıştır, bu doktor bilememiştir, başka doktora gidelim, başka şeyleri araştıralım. Şimdi internet tabii derya deniz oralara giriliyor. İşte şunu yerse, şunu içerse öyle olurmuş, böyle olurmuş gibi değerlendirmeler gündeme geliyor. Aslında bütün bu inkar sürecinin çocuğa hiçbir faydası yok. Hatta zararı bile var. Onun için bu inkar sürecini mümkün olduğunca kısa tutabilmek ve bundan sonra diyabeti hayatın bir gerçeği olarak kabul etmek ve yaşamı ona göre organize etmek, ona göre düzenlemek çocuğa yapılacak en büyük katkı. Burada zaten diyabet teşhisini aldıktan sonra diyabet ekipleri hastanelerde ailelere bu konuyla ilgili detaylı bilgiler veriyorlar. Neler yapılabilir, nasıl yapılması gerekiyor bu konuda aileler bilgilendiriliyor. Akabinde bunu yine çocuğa aktaracak olan muhakkak aile olmalı. Çünkü çocuğun en güvendiği kişiler aile üyeleri. Onlarla birlikte yaşadığı için bu teşhisi, bu tanıyı aileden duyması en sağlıklı olacak. Ama burada çocuğun yaşı ve ailenin iletişim tarzı yine çok önemli. Ya, paniğe sebebiyet vermeden sakince bunu çocuğa aktarmak ve yaşına uygun anlayacağı şekilde çocuğa aktarmak çok önemli. Tabii burada yine aileler bu eğitimi aldıklarında bir panikle birlikte büyük bir sorumluluk hissediyorlar ve çocuğa baskı yapmaya başlıyorlar. İşte diyabetin var şunu yeme, diyabetin var şunu yapma gibi. Aslında veya anne baba arasında çatışma sebebi oluyor. Bakım veren anne ise baba işte sürekli olarak şunu yapmalısın, bunu yapmamalısın ya da bunu eksik yaptın, bunu fazla yaptın deyip anneyi suçlayabiliyor ya da eleştirebiliyor. Aslında bilinmesi gereken şu ki bu bir yaşam boyu devam edecek uzun bir süreç. Onun için böyle birbirini suçlayarak ya da birbirini yargılayarak bir yere varılamayacağı bir gerçek. Ondan dolayı destekleyici ve birlikte yol alınacak bir tavır içerisinde olunursa bu süreç çok daha kolay olacaktır ve çok daha çocuğa fayda sağlayacaktır. Yine diyabet teşhisi aldıktan sonra aileler çocuğun hareketlerini sınırlamaya başlıyorlar. Onu yapma doğru değil, bunu etme doğru değil. Özellikle okul öncesi dönemde bu çocuğun gelişimine ciddi anlamda sekte vuruyor. Onun için bilinmesi gereken çocuğun bu gelişim sürecini ketlemeden çocuğa yapacaklarını sınırlamadan ama kontrol içerisinde bu süreci ilerletmek en doğrusu. Peki böyle bir konuda diyelim ki bir diyabet teşhisi çıktı. Ailede dediğiniz gibi bütün bunları göz önünde bulundurarak sizin söylediklerinizi çocuğa bir şekilde bir davranış biçimi sunmak durumunda. Bence ve benim için çok önemli sizin bu söylediğiniz bir pedagog veya bir psikolog artık yaşa göre gidilmesi gereken önemli bir kişi gibi geliyor bana. Kesinlikle, ne dersiniz? Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü bu süreci psikolojik anlamda ailenin de çocuğun da yıpranmadan atlatabilmesi için ciddi olarak onların psikolojik olarak desteklenmeleri gerekir. Bu hayatın bir gerçeği. Ne kadar erken kabul edilirse
Ve bununla birlikte yaşamak ne kadar erken öğrenilirse, hayat buna göre ne kadar erken organize edilirse çocuğa faydası o kadar fazla olacaktır. Bu anlamda zaten özellikle sadece diyabette değil, kronik hastalığı olan tüm bireylerde bir psikolog yardımı ya da pedagog yardımı alınmasının faydalı olacağını söylüyoruz. Bazı hastanelerde zaten bu tür destekler de veriliyor tabii ki ailelere ve çocuklara. Olması gerekir. Olması gerekir. Çünkü ne olursa olsun bir yaşam tarzı, bir alışkanlık değişikliğine gidiliyor. Kesinlikle. Ve sizin demin söylediğiniz gibi ömür boyu kalacak olan bir yolculuğa çıkılıyor. Onun içinde olacağız ömür boyu. Bu çok önemli bir konu. Tabii demin söylediğiniz bir şey de çok ilgimi çekti. Onu yapma, bunu etme, onu yeme demek esasında ters tepki yapmaz mı hocam? Çok, ne dersiniz? Çok fazlasıyla yapar. Burada esasında çocukla birlikte o beslenme düzenini organize etmek gerekiyor. Çocuğa gerçekliği anlatmak gerekiyor. Ailelerin belki burada yapması gereken en önemli şey çocuğa dürüst davranmaları gerektiği. Aileler çocuk üzülmesin, korkmasın diye bazı şeyleri çocuğa söylemekten çekinebiliyorlar. Hatta işte kan alınacak ya da insülini yapılacak, bu son olacak, bir daha olmayacak. Ya da bu hiç acımayacak, bak söz veriyorum gibi geri bildirimler veriyorlar. Aslında bunlar fayda sağlamıyor. Bunlar tamamen çocuğun size olan güveninin azalmasına sebep oluyor. Ondan dolayı çocuğa şunu söylemek en doğrusu. Evet, seni anlıyorum, çok korkuyorsun, haklısın. Biz de yeni yeni öğreniyoruz ama biz senin yanında olacağız, senin elini tutacağız. Biraz acıyacak olabilir ama bu geçecek demek. Ve ben senin yanındayım, senin elini tutuyorum demek ve güven vermek en doğrusu. Yine hakeza diyelim ki teşhisi aldı ve ondan sonra beslenme düzenini kurmanız gerekiyor. Çocukla birlikte günlük yiyecek miktarını belirlemek, zaten sizin bir diyet listeniz var. Neyin ne kadar ne zaman yemesi gerektiğini siz yetişkin olarak biliyorsunuz. Ama bunu çocukla birlikte düzenlemek. Hadi bakalım, gel bakalım, şimdi hangisini önce yemek istersin, hangisini önce koyalım listene gibi. Çocukla birlikte bir düzene gitmek en doğrusu olacak. İşbirliği önemli diyorsunuz. Kesinlikle. Bir de şu var tabii, işte dolabınıza bir kilo baklava koyup ama sen yememelisin, senin diyabetin var demek de çok yıpratıcı. Ailenin de o rutini hayatlarına entegre etmesi gerekiyor. Neler yiyebilecek, nasıl bir düzen içerisinde yiyebilecek, uyku düzeni tabii bu çocuklar için çok önemli, yeme düzeni çok önemli, insülinle ilgili yapılması gereken süreçler çok önemli. Ailenin de bütün bunları kendi yaşantısına entegre etmesi gerekiyor. Okul dediniz, çok güzel bilgiler veriyorsunuz, onun için hemen üstüne atlıyorum. Okul dediniz, şimdi okula yeni başlayacak bir çocuk, diyelim ki o esnada da diyabet teşhisi kondu veya biraz evvelinde. Ne yapacağız, ne yapmalıyız? Öncelikle aile şuna dikkat etmeli. İmkanları varsa içerisinde bir sağlık görevlisinin, bir hemşirenin ya da bir sağlık görevlisinin çalıştığı bir okul tercih etmeli. Yani burada okulun bu konuyla ilgili donanımı çok önemli. Ama böyle bir şansları yoksa gittiklerinde okula mutlaka okul idaresini konuyla ilgili bilgilendirsinler. Çocuğun öğretmenini bu konuyla ilgili bilgilendirsinler. Neyi nasıl yapmaları gerektiği hakkında onlara bilgi versinler. Kan değerlerinin hangi sınırlar içerisinde olması gerektiğini, azalmasında ve çoğalmasında ne tür problemlerin gündeme geleceği hakkında onları bilgilendirsinler. Hatta ve hatta okuldan bir iki öğretmene mutlaka gerektiğinde enjeksiyon yapabilecek şekilde onlara bu işleri öğretsinler. Ama tabii şurada bir önemli nokta da var. Ailenin onama alınmadan asla okulda bu tür işler yapılmaz. Tabii ki. Onun için ailenin de gerekli olduğunda çocuklarına bu enjeksiyonun yapılmasına imkan verdiklerini, onay verdiklerini okula bildirmeleri, yazılı olarak bildirmeleri gerekiyor. Yine okula ve öğretmenlere acil bir durumda ne yapmaları gerektiğini öğretmeleri. Şeker düşmesi gibi. Evet, tabii ki. Bir o kadar işte şekeri düştü, uyuklamaya başladı, kusmaya başladı, zihni bulanıklaşmaya başladı. O zaman hemen acile aranması gerektiği, aileye bilgi verilmesi gerektiği yine okula aile tarafından bildirilmeli. Bunun yanı sıra yiyecek miktarını okulda düzenlemek de çok önemli. Eğer yemek çıkan bir okula gidiyorsa, başlayacaksa çocuk, aylık yemek listeleri çıktığında anne hangi yiyecekleri ve ne kadar miktarda yiyebileceğini o liste üzerinde işaretleyerek okula göndermeli ve bu konuda öğretmenden destek istemeli.
Eğer yemek çıkan bir okul değilse, aile çocuğun yanına koyuyorsa yiyeceği miktarı önceden hazırlayarak çocukla birlikte okula gönderebilmeli. Yine okulun burada belli sorumlulukları var. Sınıf içerisinde çocuğun şekeri düştüğünde öğretmeni uyarması gerektiği ve öğretmenin onu usulca dışarıya alıp bu getirmiş olduğu minik porsiyonunu tüketmesine fırsat vermesi yine çok önemli. Bu çocukların sık idrara gitme, sık su içme ihtiyaçları olduğu için sınıf düzenini bozmadan onlara bu imkanı öğretmenin tanıyor olması lazım. Yine bazı çocuklarda ek doz insülin olması gerekebilir. Onun için bir ortamın sınıf içerisinde ya da okul içerisinde ayarlanabiliyor olması lazım. Eğer çocuk bunu kendi başına yapabiliyorsa. Tüm bunlar aslında okula düşen sorumluluklar ama bir o kadar da ailenin bu konu hakkında okulu bilgilendirmesi de çok önemli. Yine ailelerin çocuklarını verecekleri okulda başka diyabetli çocuk var mı? Okul ona nasıl bir destek sağlıyor? Bunu öğrenmeleri önemli. Bu diyabetli çocuğun ailesiyle çocuğu bir araya getirmek, onlarla birlikte parka gitmek, onlarla birlikte belli etkinliklere çocuğun katılmasını sağlamak, çocuğun da diyabetini daha kolay kabul etmesine fırsat verecek. Çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Hakikaten çok teşekkürler. Bunlar çok önemli çünkü biz maalesef hukuk büromuzda öğretmenlerin çocuğunuzu alın diyabeti var gibi şeylerle karşılaştığımız için hukuk bürosundan müdahil olma durumunda kaldık vakıf olaraktan. Bu çok kötü üzücü bir durum hem bizim için hem onlar için ama çok üzücü. Bu hakikaten insan haklarına da aykırı bir şey. Bir çocuğun her türlü soru işareti olabilir, büyük bireylerin de olabilir, öğretmenin de olabilir. Dolayısıyla hepimizin birbirine destek olması gerektiği kesinlikle bir dünyadayız. Şimdi gelelim çok önemli bir konuya. Benim çok itiraz ettiğim bir şey var. Bu öğrencileri diyabetli veya diyabeti olmayan hazırlarken herhangi bir imtihana veya bir okul giriş sınavına aileler çocuklardan daha heyecanlı mı oluyor, ben böyle gözlüyorum. Kesinlikle daha heyecanlı oluyorlar. Çünkü anne babalar çocuklarının performansını bir yerde kendi performansları gibi değerlendiriyorlar. Yani benim çocuğum şunu başardı çünkü onu ben yetiştirdim duygusuyla bakıyorlar. Onun için anne babanın kaygısı ve telaşı çocuklardan daha fazla. Hatta zaman zaman ailenin bu telaşı çocuğa yansıyor. Çocuk da doğal olarak telaşlanmaya başlıyor. Çok sakin olan bir çocuk bir anda daha telaşlı ve daha kaygılı olabiliyor. Gerek diyabetli çocuk olsun, gerekse diğer çocuklar. Tabii ki bu sınav süreci çok yıpratıcı ve zorlayıcı bir süreç. Evet. Onun için çocuğa burada özellikle ne yapması gerektiği, niye yapması gerektiği çok iyi anlatılmalı. Niçin bunu yapması gerekiyor? Bunu sadece kendisi için yapması gerektiği anlatılmalı. Bir de şöyle bir hata da yapıyoruz galiba. Biz kendi tercihlerimize göre çocuklarımızı yönlendirmek istiyoruz anne baba olarak. Ağzınıza sağlık yahu. Ne güzel anlatıyorsunuz. Süpersiniz. Benim çocuğum doktor olsun, benim oğlum avukat olsun gibi bakıyoruz. Halbuki orada önemli olan çocuğun neyi istediği. Kesinlikle. Çocuğun yeteneklerinin ne yönde olduğu, çocuğun arzularının ne yönde olduğu. Çünkü biz ne kadar istersek isteyelim, eğer onun arzusu o yönde değilse ya da yeti ve yetenekleri bu mesleği yapmasına uygun değilse bir dönem sonra mutsuzluklar gündeme gelmeye başlayacaktır. Çocuk mutsuz olunca doğal olarak aile de mutsuz tabii olmaya ki başlayacaktır. Tabii ki zincirleme gidecek öyle. Kesinlikle tabii. Onun için çocuğu iyi tanımak ve çocuğa uygun seçimlerde çocuğa bir seçim alanı bırakmak en doğrusu. Hele hele ergenlerde. Ay, zaten o şey imtihan dönemi genelde ergenin başı ve sonu gibi denk geliyor. Bir de gene diyabeti olan ve non-diyabetik olan bütün herkes için, bütün çocuklar için. Bu sınav heyecanı, tabii bu ailenin de vermiş olduğu belki heyecanla beraber çok fazla gündemde bugünlerde. Bu sınav heyecanını yenmek için ne yapmamız lazım? Şöyle ki tüm insanlar, çocuklar ya da bizler yetişkinler olarak zaman içerisinde fark etmeden farklı bilişsel çarpıtmaları doğru gibi kabul edip onları benimsiyoruz ve hep davranışlarımızda bunları gösteriyoruz. Evet. İşte bunlar ne genellemeler yapıyoruz. En ufak bir hatayı sanki hayatımızın her döneminde yapmışız gibi genelliyoruz. Fal bakıyoruz, bu sınavdan kötü aldım, kesin öbür sınavdan da kötü alacağım diye düşünüyoruz. Veya diyoruz ki, aa bak Ayşe benim yüzüme bakmıyor, kesin hakkımda kötü şeyler düşünüyor. Ha, onun zihnini okumaya çalışıyoruz. Veya ya hep ya hiç diye bakıyoruz. Ya 10 alacağım
ya da 9 alırsam çok kötü. Ben başarılı bir öğrenci değilim diye bakıyoruz. Genelliyoruz veya işte efendim ya hep ya hiç diyoruz. Gibi gibi zaman içerisinde belli bilişsel hataları doğru kabul ediyoruz ve böyle yaşamayı öğreniyoruz. Burada da sınava hazırlanırken de bu bilişsel çarpıtmalarımız bizim hayatımızı maalesef ki olumsuz etkilemeye başlıyor. Ya, değil İşte mi? Bir tane hataya hepsine indekslemek veya felaketleştiriyoruz. İşte ben kesinlikle bu sınavdan kötü alacağım, iyi bir liseye giremeyeceğim, iyi bir liseye giremediysem iyi bir üniversiteye giremeyeceğim, iyi bir üniversite okuyamazsam iyi bir mesleğim olmayacak, iyi bir mesleğim olmazsa hayat standardım düşecek. Ne yaptık? Bir tane sınavdan bütün hayatımızı bir felakete çevirdik. İşte bu bilişsel hataları farkına varmak, bunları yakalamak ve bunları tekrar yeniden yapılandırmak ve doğrusuyla değiştirmek bu çocuğa yapılacak belki de en büyük katkı. Çünkü yaşamı boyunca hep bunları farklı olarak algılamış, yanlışı doğru kabul etmiş ve öyle devam etmiş. Bunları fark edip, bu otomatik düşünceleri fark edip onları yeniden yapılandırmak bu çocuk için büyük bir artı sağlayacaktır. Gerek diyabetli, gerekse tüm gençler genel için. Genel olarak. Evet. Peki, kronik hastalığı olan veya diyabet teşhisi konmuş bir çocuğun kardeşleri varsa burada bir ayrımcılık yapılıyor bazen. Bunu nasıl toparlayacağız? Tabii ki şimdi teşhisi aldıktan sonra çocuk kadar ailenin ve kardeşlerin de bu konu hakkında bilgilendirilmesi gerekiyor. Sadece aileyle de sınırlı değil. Bu çocuk bir okula gidiyor, bir sosyal çevresi var. Tabii. Oraya da entegre edilmesi gerekiyor. Okulun ve arkadaşların da bilgilendirilmesi gerekiyor. Onun için özellikle çocuğu bilgilendirirken onu yüreklendirip bu bilgiyi kardeşleriyle onun paylaşmasına fırsat vermek. Bu bilgiyi arkadaşlarıyla onun paylaşmasına fırsat vermek bu işin ciddiyetini diğer çocukların da anlamasına imkan sağlayacaktır. Çocuklar görünürde çok sevecendirler ama bir o kadar da acımasız olabilirler. Ya, evet. Bir o kadar da yardımsever olabilirler. Eğer çocuğa gerçeği ve yapılması gerekenleri düzgünce anlatırsanız eminim ki pek çoğu bu arkadaşına ya da bu kardeşine yardımcı olacaktır. Çünkü onların bambaşka yumuşacık bir yürekleri var. Siz o yüreğe dokunursanız onlar bu konuyu çok iyi anlayacak ve arkadaşlarına, kardeşlerine destek olacaktır. Aileler de orada belki bir pozitif ayrımcılığa gidiyorlar. Böyle bir teşhisi var bu çocuğun. Zaten bir takım şeylerde sınırlamalar geliyor deyip birazcık o çocuğa sanki iltimas geçiyorlar gibi ama şurada ailenin de dikkat etmesi gereken bir nokta, bütün yaşam düzenini bu diyabete göre organize etmek ve ailedeki tüm bireylerin buna oryante olmasını sağlamak, ailedeki tüm bireylerin bu yaşama ayak uydurmasını sağlamak doğru olacaktır. Yani bir taneyi ayırmak, kayırmak değil de herkese böyle bir düzen kurmak daha sağlıklı olacaktır. Şimdi bu konuda da benim kendi yetişmemden yola çıkarak şöyle bir yorumum olacak. Bakalım siz bana onay verecek misiniz? Ben diyorum ki diyabet teşhisi almış bir çocuk varsa şayet, o zaman bir şeylerden eksik de kalmasın bu çocuk. Yani kayağa mı gidecek? Gitsin ama bilsin ne yapması gerektiğini diyorum. Veya arkadaşında mı kalacak? Kalsın ama aile de bilsin ne yapması gerektiğini diyorum. Sizin bu konuda nedir düşünceniz? Doğru mu düşünüyorum hocam? Kesinlikle katılıyorum. Şöyle ki sürekli çocuğu dışarıdan kontrol ederek bir yere varmanız mümkün değil. Bu her çocuk için böyle. İşte ders çalışmada da öyle. Sürekli annenin söyleyerek ders çalıştırması hiç doğru bir yaklaşım değil. Aynı şey diyabet için de geçerli. Burada diyoruz ki siz çocuğunuzla birlikte yaşamı organize edecek şekilde bir işbirliğine gidin. Evet, çocuğunuza ne yiyeceğini, ne zaman yiyeceğini ve nasıl yiyeceğini söyleyin ve bu sorumluluğu biraz çocuğunuza bırakın. Ama siz yine de dışarıdan bir göz olarak gözlemci olun. Onun desteğe ihtiyacı olduğunu, onu destekleyin. Çevresini bu konuyla ilgili bilgilendirin. İşte kayağa gidecekse kayakta onlara refakat edecek öğretmene bu bilgiyi iletin. Ne yapılması gerektiği hakkında öğretmeni bilgilendirin ki herhangi acil bir durumda öğretmen müdahale edebilsin. Haberi olsun ne olup bittiğinden. Veya bir aileye misafirliğe gidecekse hakeza gideceği ailenin bu konu hakkında bilgisinin olması çok önemli. Ama birazcık sorumluluğu çocuğa vermek ve çocukla birlikte hayatı organize etmek daha doğru olacaktır.
O kadar güzel bir şey söylediniz ki şimdi soracağım soru oradan kaynaklanıyor. Benim böyle 28-30 senelik diyabeti olan kardeşlerim, arkadaşlarım var. Halen anne babalarıyla gidiyorlar bu bireyler kontrole, doktora, tahlile. Şimdi bu da bana doğru gelmiyor değil mi? Yani bilmiyorum ama yaş büyüdükçe de insan artık kendi sorumluluğunu alıp biraz bağımsız olabilmeli diye düşünüyorum. Kesinlikle çok doğru. Bu her şeyde böyle. Sadece diyabette değil. Evet. Yaşla birlikte tabii ki çocuğa verilecek sorumluluklar basamak basamak artacak. İşte ergenlikle mesela ve hatta küçük çocuklarda. Mesela biz diyoruz ki diyabet teşhisi almış diyelim ki okul öncesi çocuğu. Evet. Mesela onda bile ona sorumluluk vermek. Hadi bakalım pamuğunu hazırla. Hangi parmağını bu şimdi pık evet. yapacağız onu sen seç. Hadi bakalım şimdi hangisinden başlayalım. Bak ne kadar güzel. Çok güzel işte parmağını delmemize ya da kan almamıza fırsat verdin. Bunun için hadi bir gülen yüz alalım buradan seç. Bunu davranış Anladım. Çizelgesine ekleyelim diyoruz. Daha o yaştan yavaş yavaş diyabetinin sorumluluğunu ona vermeye başlıyoruz. Gelelim işte okula başladı. Hangi saatte ne yemesi gerektiğini, ne kadar yemesi gerektiğini sorumluluğunu yine çocuğa veriyoruz. Ergenliğe geldi. İşte iğne olması gerekiyor, onu kendi başına yapabilir hale gelmesi gerekiyor. Çünkü ergenlikte arkadaşlarından çekindiği için yapması gereken iğneyi yapmayabiliyor ya da tüketmesi gereken gıdadan daha fazla tüketebiliyor ya da yemesi gerekeni yemiyor, bambaşka bir gıdayı tercih edebiliyor. Onun için bu sorumluluğu ve bu bilinci çocuğa kazandırmak en sağlıklısı. Yani dışarıdan kumandayla şunu yap şunu yapma diyerek bu süreci yürütmek çok da kolay değil hem de faydalı da değil. Ben böyle dinleyeyim sizi. Bu program bitmesin. Ben her programın sonunda böyle çok hoşuma gidiyor ama harikasınız. Çok sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Hakikaten gönlümüz açıldı. Ne yapmamız gerektiği konusuna bizi bilgilendirdiğiniz için. Yüreğinize sağlık, ayağınıza sağlık. Yine görüşmek üzere diyorum İnşallah. Ayşegül Hanımcığım. İyi günler diliyorum, sağlıklı günler diliyorum. Haftaya gene bugün ve aynı saatte yani çarşamba günü saat 3'te görüşmek üzere. Sağlıkla, keyifle kalın efendim.